Klarnete üflediğinizde ağız parçasının içindeki bir reed titrer ve ses yaratır. Bu basit sesi farklı notalara çevirmek için çalan kişi titreyen hava kolonunun uzunluğunu farklı nota deliklerini açıp kapayarak ayarlar. Al götür. Standart bir klarnette 24 tane nota deliği vardır. Müzisyen bir kısmını parmaklarıyla, geri kalanları da tuşlara basarak kapatıyor. Bu tuşlar nikel gümüşü ya da bazen pirinçten yapılıyor. Belli bir tuş için alçı bir kalıbın içine sıcak bal mumu enjekte ediyorlar. Sonra yine sıcak bal mumu kullanarak aynı tuşun birkaç modelini bir sapın üzerine tutturuyorlar. Ağaç dedikleri bu şeyi bir silindirin içine koyuyorlar. Ardından ağacın etrafını silis tabanlı bir seramik materyalle dolduracak bir kalıp yapma makinesinin içine koyuyorlar. Seramik donduğu zaman bal mumunu eriterek tabandaki bir çıkışın deliğinden dışarı atıyorlar. Ardındaysa ağacın şeklinde bir boşluk kalıyor. Sonra kalıbı bir döküm makinesine götürüyorlar ve nikel gümüşünü döküm makinesinin minyatür fırınına koyuyorlar. Metal eriyerek bütün boşluğu dolduruyor. Dökümü soğutmak ve sertleştirmek için kalıbı ılık suyun içine batırıyorlar. Isısı düştükçe metal büzülüp kendini kalıptan kurtarıyor. Ağaca çıkartıp tuşları söküyorlar. Sonra her tuşun dibinde kalan artıkları biliyorlar. Ardından tuşlar içi sentetik taşlarla dolu bir kabın içine giriyor. Taşlar tuşları cilalayarak yüzeylerine gümüş kaplamaya hazırlıyor. Gümüş direkt olarak nikel gümüşüne yapışmıyor. O yüzden tuşları önce bakırla kaplıyorlar. Her tabaka için tuşları kimyasal bir çözeltiye batırıyorlar. Ardından kaplama metali parçalara pozitif akım uygularlarken kimyasal çözeltiye negatif elektrik akımı uyguluyorlar. Bir mıknatıs gibi bu kaplama metali partiküllerini tuşların üzerine çekerek ince ve tamamını saran bir katman oluşturuyor. Bir klarnetin iki parçalı gövdesi genel olarak odundan veya buradakiler gibi plastik reçineden yapılıyor. Bilgisayar kontrolü bir matkap, 24 nota deliğini ve 40 daha küçük tuş mekanizmasını destekleyecek deliği açıyor. Sonik kaynak makinesi yardımıyla yüksek frekans ses dalgalarıyla merkezin etrafındaki plastiği eriterek vidaları onlar için açılmış yuvalarına takıyor. Bu vidaları sıkıca ve güvenli bir şekilde tutturuyor. Sonra makine tuşları kontrol eden çubuklar için her vidanın başına bir delik açıyor. Birleşme kısımlarını doğal tıpa mantarıyla sarıyorlar. Ardından da iç kısımlarını inceliyorlar. Son montajın zamanı geldi. Hareket eden parçaların hepsini yağlıyorlar ve ardından mekanizmalarına 17 tuşu takıyorlar. Her tuşun üzerinde delik kapandığında havanın dışarı kaçmasını engellemek için bir tampon var. Folyodan bir şerit kullanarak kapağın yeterince sıkı olup olmadığını test ediyorlar. Enstrümanın tüm gövde kısımları bittiğinde bir müzisyen onları birleştirerek her tuşun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Düdük ve ağız kısmı takıldıktan sonra müzisyen bir dizi müzik egzersizi çalarak ses kalitesi testi yapıyor. Ardından klarnet paketleme departmanına gidiyor. Burada paketleyici güzelce parmak izlerini, lif ve yağ atıklarını temizliyor. Ve parçaları kadife döşenmiş kılıfına yerleştiriyor. Göründüğü kadar güzel sesi olan bir enstrümanın yapımına yakışır bir son. Tabii ben çalmıyorsam eğer. Oo, güzel dostum, güzel. Sesini bulmuşsun. Strangers on the Show biliyor musun? Yoksa onu mu çalıyorsun?